Herkese yeni videodan selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesin merak ettiği Ales Özdemir'in şu anki durumunu bahsedeceğim. Şey yapacağım. Benim arkadaşım olduğu için çekiyorum bu videoyu. Bir de tabii sosyal medyadaki insanlar, bilmeyenler varsa da TikTok'tan araştırabilir. Show Haber'e de çıktı zaten, illaki görmüşsünüzdür. Hani görmediyseniz de gidip araştırabilirsiniz. Onunla ilgili birkaç konudan bahsedeceğim ve yalan söylenilen şeyleri düzeltmeye çalışacağım. Ki çünkü olayı saptırıp çocuğu haksız yere koyup da TikTok'ta şey diyenler var. Yani iyi olmuş, bilmem ne yapmış. Bu tarz vicdansız insanlar var. Ne durumda olduğunu görseniz emin olun öyle demezsiniz arkadaşlar. Şu an çok kötü durumda. Ben hastaneye gittim. Zaten biliyorsunuzdur. Yoğun bakım aldılarsa olayı ciddidir. Hepiniz bunun farkındasınızdır. Olayı zaten ciddi, yoğun bakımda olduğu için bunu herkes söylüyor. Fakat neden yaptıklarını kimse bilmiyor. Sadece Ares kendi biliyor. Kendi biliyor. Yani kimse bilmiyor abi. Ancak kendi uyandığı zaman söyleyebilir. O söylemiş, bu söylemiş, o demiş, bu demiş. Hiç hepsi yalan. Hepsi yalan. Evet arkadaşlar, dediğim gibi o söylemiş, bu söylemiş, onun bunun dediğine inanmanıza hiç gerek yok. Çünkü çoğu yalan ve yanlış. Kıza taciz denmiş. Öyle bir şey yok. Yapmaz da zaten Ares. Ben yakından arkadaşıyım bayağı. TikTok videolarımız da var zaten. Ve şu an durumu çok kötü hani. Ve hani başka bilgi vermek istemiyorum. Zaten sosyal medyada söylenenleri söyleyeceğim. Ve de olan söylenen diğer her şeyin yalan olduğunu söylemek için çekiyorum bu videoyu zaten. Ki zaten bilerek hani şey yapıyorlar. Suçu kıza taciz olarak söylettirip hani ona yansıtıp cezalarını hafifletmek istiyorlar. Ve olay bildiğim kadarıyla, annesinin bana söylediği kadarıyla reklam için çağrılıyor. Yüksek ihtimalle reklam için veya YouTube destek ekipmandır. Hani gel sana yani ekipman desteğinde bulunacağız. Hani o yani böyle masumi bir sebepten çağırıyorlar. Ya buna kim olsa gider, hangi YouTuber olsa gider. Hani çünkü önemli bir şey abi, hani ekipman desteği sunmak. Hele ki maddi durumu olmayan birine yani ekipman desteği sunmak. Yani benim de olmasa ben de giderdim. Allah kimsenin başına vermesin. Ama ve lakin işte yapmış bir hata, gitmiş. Keşke gitmeseydi hani. Herkes demiş para için başına neler geldi falan filan. Bunun parayla alakası yok. Normal bir insan da yapabilir. Normal bir insan da gidebilir. Hata yapabilir. Yani buradaki önemli olan gitmesi. Hani para için gitmesi değil de insanlara güvenmemesi arkadaşlar. İnsanlara güvenmiş. Tabii olur demesi haklı ama para için gitmiş. Para için giderse tabi başına böyle şeyler gelir. Şu parayı sevmeyin diye biri bir TikTok çekmiş. TikTok'ta gördüydüm, keşfetti. Hani böyle demesi yanlış ama hani insanlara güvenmiş, gitmiş. Yani yanlış yapmış diyebilirdi. Bu daha makul. Ama ve lakin çocuğun durumu çok kötü şu an. Yoğun bakımda zaten. Ama 4 gündür işte yoğun bakımda savaşıyor. Mücadele veriyor hayata gelmek için. Hayati riski var mı yok mu şu an bilmiyorum ve bu videoyu çektiğimden 1 saat sonra gideceğim. Siz de merak ediyorsanız arkadaşlar Instagram'dan story'imde her olan bitenin dakikası dakikasına zaten yayınlarım ben gittiğim zaman. Merak ediyorsanız Instagram'dan takip edin. Zaten haber alırsınız yüksek ihtimal. Yüksek ihtimal haber alırsınız arkadaşlar. Yani dediğim gibi Ares Özdemir'i merak etmenize hiç gerek yok. O zaten güçlü, her türlü kalkacak arkadaşlar. Her türlü kalkacak. Ama ve lakin nasıl kalkacak? Eski sağlığına kavuşacak mı, kavuşmayacak mı kimse bilmiyor ama inşallah kavuşur. Çok kötü bir durum. Kimse hani kendi başına gelmesini istemez böyle bir şeyin. O yüzden siz de daha dikkatli olun. Bu bir örnek olsun. Yani daha dikkatli olun. Çok kötü bir durum. Yani hangi zihniyetle yaparlar bilmiyorum. Altında illaki daha büyük sebep vardır. Reklam için kimse kimseyi böyle yapmaz. Hadi kız olayına yansıtmışlar. Kız için de kimse kimseyi öldürmeye kalkmaz. Ancak böyle zihniyeti ölmüş, beyinsiz, salak insanlar yapar. Kız için bir insanı öldürmez. Hani çeker, konuşur, yani döver. Akıllanması için olur. Dövmesine kimse bir şey demez. O da şey yapar, dövmesine kimse karışmaz. Hafif bir şekilde hani yaşı büyüktür. Hani çeker, konuşur. Hani en kötü döver. Bakın en kötü diyorum. En kötü döver, o da eliyle. Yani eliyle bir darp edip de bu kadar hastanelik kimse yapamaz. İlla ki sopadır, odur, budur, araç gereç kullanılıp yapılmış bir şey bu.
Kimse öyle eliyle gidip de bir insanı yoğun bakıma komaya sokacak kadar dövemez. Ha, dövse bile 4-5 kişi bir anda dalacak ki kafasına, yüzüne, tek, yani çok kötü abi. Öyle bir, illaki bir şey kullanmışlardır. Benim bildiğim kadarı bunlar. Hastaneye gittiğimde herkes orada. Yani çok saçma. Adamlar gelmiş, etmiş, o yapmış, biri basmış. Böyle bu tarz haberlere inanmayın. Zaten sevenleri yanında bekliyor arkadaşlar. Siz hastanede olan kişilere bakın. Hani hastanede olan kişilere bakın. Ben de her gün videomu çekip yayınımı yaptıktan sonra gidiyorum. 3-4-5 saat kalıyorum yanında. Hani olan biteni öğrenmek için, sonuçta benim de arkadaşım. Sizler de gidip öğrenebilirsiniz. Çok rahat ve kolay bir şekilde. Kimse de size niye geldin demez. Gerçekten hani görmeye gelen varsa gelsin istediği gibi. Akdeniz Üniversitesi'nin B bloğunda. Ha, gelmek isteyen varsa gelebilir. İstediği dakika, istediği gelip yani görebilirsiniz. Kimse de size neden geldiniz demez. Gerçekten merak ediyorsanız, hani bir takipçisi olarak izleyici varsa, kimse size bir şey söylemez. Ama velakin durumu kötü. Sadece dua. Şu an Allah'tan başka kimse yardım edemez. Zaten doktorlar yardım edebilseydi ederdi. Hayata geçirirdi. Sizin yapmanız gereken arkadaşlar, gerçekten seviyorsanız bir dua etmek. Emin olun Allah yardımcısı olur. Sanmayın o dua basittir falan. Dualarımız seninle, dualarımız odur, budur yazan bir insan emin olun bir Fatiha bile okumamış. Bırakın Fatiha, Sübhaneke bile okumamıştır. Hani bu dualarımız seninle diyen insan, besmele çekmeyi bilmeyen insanlar arkadaşlar. O yüzden siz sadece dua edin. Böyle dualarımız seninle falan filan yazan değişik insanlara da şey yapmayın. Belki iyileşir. Belki işte, belki ya da ihtimale bağlı. Umarım iyileşir. Yani çok kötü bir durum arkadaşlar. Size yapasın. Olayın gerçeği bu yani. Tuzak, yani reklam için çağrılıyor. Bu zaten kesinleşmiş bir şey. Annesi de söylediyse annesi biliyordur her şeyi. Annesi de söylemiş aresin. Yani tuzak için çağrılmış. Ay, tuzak için demişim. Reklam için çağrılmış. Tuzak kurulmuş. Böyle sonra neden? Hani kimse reklam için gelip de hani kim, hani sosyal medyada ben seni sevmedim, seni ben öldüreyim, öyle bir kimse yapmaz ya. O kadar ana bacı küfür eden, oraya buraya sallayan insanlar varken çocuk bir küfür bile etmiyor videoda. Yani küfür etsin hadi, ana bacıya katmıyor. Çok ailevi değere bir şey. Yani o derece bir küfürler etmiyor. Yani insan ölümü olacak kadar kimsenin damarına basmamıştır zaten o. O yüzden dediğim gibi siz sadece dua edin yeterli arkadaşlar. Bir de bu videoyu beğenir ve kanala abone olursanız sevinirim. Kanala abone olun, zaten topluluk kısmından da hani merak ediyorsanız eğer yorumlarda belli edin. Ben zaten şey yaparım. Neydi onun adı? Durumla ilgili haberler veririm size. Ben hastaneye gidip geleceğim haberi. Düzelene kadar. Düzeldiği gibi de zaten şey yaparım. Onunla birlikte video çekerim. Zaten görürsünüz abi düzeldiğini. Ama inşallah eski sağlığına kavuşur. Eskisi olmasa bile ayağa kalkıp yürüyebilecek dereceye gelse, sapsağlam yürüyese, konuşsa bitti zaten. Sağlık budur. Bu olsa yeter. Zaten ondan başka da bir şey istenmiyor. Sadece dua etmeniz yeterli arkadaşlar. Şu an hala durumu kritik. Hala şey, hayatı riskini atlattım atlatmadım mı o bilinmiyor. Anca doktorlar annesine söylüyor, ablasına söylüyor. Biz de onlardan aldığımız haberle sizlere yansıtıyoruz. Sizden de merak edenler, olayı merak eden çok insan var ve TikTok'ta çok kişi çekti. Antalya haberlerinin hepsine çıktı. Show Haber'e dahi çıktı. İzlemediyseniz olayı gerçekten izleyin bir bakın. Hani çok saçma ya. Şu an çok kötü arkadaşlar. Yani durumu çok kötü. Yani şu an tek yapabileceğiniz, tıpı boş verin. Onu boş verin. Bunu boş verin. Sadece dua etmeniz lazım arkadaşlar. Ancak duayla kalkabilir. Yani o şekilde. Hani bu olayı da hafife gerçekten almayın arkadaşlar. Hani sosyal medya şey olabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Hani sosyal medya fenomeni olabilirsiniz. Normal insan olabilirsiniz. Aynısı size de yapılabilir. Çünkü insanların nasıl bir şey olduğu bilinmiyor abi. İnsanlar çok değişik. Hani çok değişik ya. Eminim bunun altında da böyle salak saçma bir sebep yatıyordur. Ha, büyük bir sebep varsa da, ares haksızsa da, hani odur budur, haksız olma ihtimalini düşünemiyorum abi. Çünkü kimse yargıyı ölüm yaparak dağıtamaz. Hani öldürmeye çalışmışlar zaten. Önce reklam için çağırmışlar. Annesini anlattığını söylüyorum.
Yanlış bir şey söylemiyorum. Annesi ne dediyse onu söylüyorum ki yanlış bilgi vermeyeyim. Sonradan şey olursa hani yalan denmesin. Annesi hani çağrılmış, öldürmek istenilmiş. Sonra bagaja atılmış bildiğim ve duyduğum kadarıyla. Bagaja atılmış. Sonra ölmeyince kendileri çağırıp kendileri hastaneye götürüp ambulans çağırıp hastaneye götürtüp kendileri teslim olmuşlar. Böyle saçma sapır bir sebep. Ama bunun altında illaki bir şey vardır. İllaki vardır. Kimse hani bir sosyal medya fenomenine kıl olduğu için veyahut da şey olduğu için öldürmeye kalkmaz arkadaşlar. Yani sanmıyorum. Kimse kıl olup da öldürmez yani. Hani döverler. Hani tuzak kurup döverler. Akıllanır. Hani döver. Ağzı burnu kanar. Okey abi. O zaten herkes yemiştir dayak. Ama bu kadar kimse bir şey yapmaz. Altında başka bir sebep vardır. O sebebi de bir tek Ares söyleyebilir. Adamlar polise söyleyebilir. İki seçenek var. Neden yaptıklarını adamlar polise söyleyebilir. Belki akli dengeleri yerinde değildir. Salaktır, sakattır, belli olmaz. Yani ancak Ares ve bunu yapan insanlar söyleyebilir. Ve videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Gözümün önünü görmediğim için de, durmadan saçımla oynadığım için de özür dilerim. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Gelişmeleri Instagram sayfasından haberdar edeceğim sizleri. Açıklamada Instagram sayfamız var. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.